9 Eylül 2024 tarihinde yapılan basın açıklamasıyla Büyük Aile Platformu 15 Eylül 2024'te düzenleyeceği 3. Büyük Aile Buluşması ve Sessiz Yürüyüş hakkında bilgi verdi. Etkinlikte ailelerin LGBT propagandası ve dayatmalarına karşı tepkilerini gösterecekleri belirtildi platform insanlığın varoluşunu tehdit eden LGBT propagandası ve dayatmalarının her geçen gün arttığına dikkat çekerek bu duruma karşı durmak için bir araya geleceklerini ifade etti. Basın açıklamasında Dursun Bu Hayasızca Akın sloganıyla düzenlenecek etkinlikte ailelerin Saraçhane Fatih Anıt Parkı'nda buluşarak Beyazıt Meydanı'na doğru sessiz bir yürüyüş gerçekleştirecekleri bildirildi platform yetkilileri anayasanın 41. maddesine de atıfta bulunarak aile Türk toplumunun temelidir ve devlet aileyi korumakla yükümlüdür ifadesini hatırlattı. Aile kurumunun korunmasının bir insan hakkı olduğunu ve bunun devlet tarafından güvence altına alınması gerektiğini vurguladılar. Büyük Aile Platformu sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde aileye yönelik saldırılara karşı mücadele ettiklerini belirtti. Küresel LGBT propagandası ve dayatmasının medya, eğitim, hukuk, kültür sanat gibi birçok alanı etkisi altına aldığını ifade ettiler. Platform, çocukların ve ailelerin korunması amacıyla birçok faaliyete öncülük ettiklerini ve toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının mevzuattan çıkarılması için 150 bin ıslak imza topladıklarını hatırlattı. Basın açıklamasında 2024 Paris Olimpiyatları'nın açılış töreninin LGBT propagandasının ne kadar yaygınlaştığını gösterdiği ifade edildi. Kadın sporcuların biyolojik olarak erkek olan trans bireylerle aynı kategoride yarışmaya zorlandığı ve bunun adaletsiz bir rekabet ortamı yarattığı vurgulandı. Platform bu durumun kadın haklarını ihlal ettiğini ve kadın sporcuların bu haksızlığa karşı isyan ettiğini belirtti. Açıklamada Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne de atıfta bulunuldu. Sözleşmede ailenin çocukların gelişimi ve esenliği için en uygun ortamı sağladığı belirtilerek aile kurumunun korunmasının insan haklarının sürdürülebilirliği açısından hayati olduğu vurgulandı. LGBT propagandası ve dayatmalarına karşı çıkan ailelerin çocuklarına yönelik tehditlere dikkat çeken platform, bu tür girişimlerin aile yapısını zayıflattığını belirtti. Platform ayrıca düşük doğum oranlarının dünya genelinde insanlığın sürdürülebilirliğini tehdit ettiğini ifade etti. İnsani Gelişmişlik Endeksinde ilk 50'de yer alan ülkelerde doğum oranlarının kritik seviyelere düştüğüne işaret edilerek İsrail'in bu oranları yüksek tutan tek ülke olduğu belirtildi. İsrail'in aynı zamanda Filistin'de aileleri yok etme politikalarının da göz önünde bulundurulması gerektiği vurgulandı. Büyük Aile Platformu 15 Eylül Pazar günü Saraçhane Fatih Anıt Parkı'nda düzenlenmişti buluşma ve yürüyüş için tüm aileleri bir araya gelmeye davet etti. Yapılacak olan yürüyüşle LGBT propagandasına ve cinsiyet değiştirme operasyonlarına karşı duracaklarını belirttiler. Ayrıca bu yürüyüşün aile değerlerini koruma ve LGBT lobilerinin dayatmalarına karşı bir direniş niteliği taşıdığı ifade edildi. Büyük Aile Platformu'nun açıklaması sosyokültürel terör olarak nitelendirilen LGBT propagandalarına karşı birlikte hareket etme çağrısıyla sona erdi. Tüm aileler el ele vererek milli ve manevi değerlere sahip çıkmaya davet edildi.